Herkese selam. Ben Mehmet hocanız arkadaşlar. Artık nihayet sonuna geldik üslü sayıların. Üslü sayılarda dördüncü ders. Ha denklem eşitsizlikleri soracak olursan. Onun yolu daha uzun. Daha 26. dersteyim. 50'ye 60'lara kadar yolu var belli olmaz. Yani bir rekor ders olabilir orada. Hiç uzatmayalım. Elde kalem önümüzde kağıt. Canlar gelsin de bitsin hocam artık diyelim üslü sayılar. Gerçi biz her bir konunun sonunda şunu söyleriz. Her ayrılık hüzünlüdür ama bizim ayrılıklarımız değil. Çünkü yeni bir konunun, yeni bir kampın, yeni bir kitabın başlangıcı oluyordu da. Dur sen 12. sınıfa gel hele bir orada yaparız o muhabbeti seninle, tamam mı? Şimdi erken daha. Sen daha 9. sınıf. Dur ne kampı ya? Biz hele şunu bir atalım da çalışırız sınava daha erken. Üslü sayılar 4 dedim. Üslü sayılarda ne anlatacağım? Artık sonuna geldik. Üslü eşitsizliklerden bahsedeceğim. Üslü eşitsizliklerde 2 tane kritik nokta var. O 2 kritik noktayı verdik mi soru çözdük mü olay bitiyor. Bak o da zaten burada ekranda. Anlatacağım bekle. Dur sabret. Dur ya iki muhabbet edeyim hemen anlat. Alıyorsun hemen çarpı 2'ye çarpı 3'e. Hoca anlatsın hızlı. Bir dur ya. Dur bir ağır ağır bir tadını çıkararak anlatayım. Üslü sayının sonuna gelmişim. Sonra son kalan sayfalarda farklı tipte sorular çözeceğim. Sonra sıralamadan bahsedeceğim. Üslü sayıları sıralamayı unuttuk biz seninle. Sıralayalım bu ders onları, tamam mı? Hazırsan başlıyorum. Hadi bakalım. Üslü eşitsizlik nasıl çözülür hocam? Üslü denklemi biliyor musun? Pardon. Neden pardon dedim? Biri arıyor. Sercan'ım canlı yayındayım. Söyle Twitch'teyiz. Ooo selam söyle herkese. Duyuyorlar şu an seni. Vallahi ne yaptığını bilmiyorum. Şu an Pomodoro mu yapıyorsun, soru mu çözüyorsun? Pomodoro'yu bitirdim. Şu an soru çözüyorum. Hangi konu çözüyorsun? Üslü denklem. Üslü eşitsizlikler. Üslü? Eşitsizlikler. Aynen. Ooo süper. Kolay gelsin o zaman. Sonra konuşuruz. Tamam. Hadi tamam, hoşçakal. Görüşürüz. Aynen, bay. Tamam. Evet Sercan hocanız aradı. Anlık ama biz devam ediyoruz yolumuza. Nerede kalmıştım? Evet araya reklam gibi oldu. A üzeri x, a üzeri y ama a üzeri x küçüktür a üzeri y ise. Az önce biz bunun eşitliğine, az önce diyorum ya. Bir önceki derste biz bunun eşitliğine bak, ne az öncesi. Bir bildiğin önceki derste o bayağı da üstünden geçti. Oho bayağı zaman geçti orada. Bak güzel arkadaşım, tabanlar eşitse üsler eşitsizliği aynen devam ettirir. Aynen sağlar. Ne zaman mı? A değeri büyük olduğunda birden. Burada a'nın birden büyük olması çok önemli. Ama a değeri birden küçükse burada eşitsizlik ne yapacak? Yön değiştirecek. Bak aynen yazıyorsun. Aynen yazıyorsun. A birden büyükse. Eğer a birden küçükse yön değiştirerek yazıyorsun. Anlaştık mı güzel arkadaşım? Bu iki tane maddemiz var burada. Çevirdim geçtim yan tarafa. Sorumuzu çözelim. Sorular üstünden anlatacağım ben sana olayın derinliğini. 8 üzeri x eksi 1 küçük eşit 16 üzeri x artı 1 üslü eşitsizliğinin çözüm kümesinin bulunuz diye yazdık. 8, 2 üzeri kaçtır? 3'tür. 2 üzeri 3, x eksi 1. Küçük eşit dedim. 16 nedir? 2 üzeri 4'tür. Çok temel soru. Önce kolay sorularla başlıyoruz. Şunları şöyle bir dağıtarak geleceğiz. Şunları şöyle dağıtarak geleceğiz ama nereye bakmayı ihmal etmeyeceğiz? Önce tabanlara. Tabanlara baktım. Hem birden büyük hem de eşit. O zaman ne görüyorsam eşitsizlikte onu yazıyorum. Bak ekstra bir taraftan bir şey uydurmuyorsun. Ne varsa onu yazıyorsun. Ekstra sen bir şey yapmaya çalışma. O soru kendiliğinden çözülecek zaten. Bunu böyle yaptım. 4x'ten 3x gitti, x kaldı. Artı 4'ü karşıya attım. Ne kaldı? Eksi 7 kaldı. Bu da tamam mıdır? Çözüm kümesini bulun. Şimdi burada istersen tablo çiz. Ama çözüm kümesini yazmadan böyle bırakırsam ben olsam sınavda puan kırardım. Evet gıcık mıyım? Gıcığım. Hocam dert mi, tasa mı, ne yapmaya çalışıyorsun? Öğrenciye puan vermemek mi amacın? O değil, öğrenmesini sağlamak yok. Eminim öğretmenin de öyle yapacaktır. Burada puan kırılır arkadaşlar. Bunu tam anlamıyla yazman lazım. Bak x dediğim sayı eksi 7'den küçük eşit. Eşit dediği için eksi 7'nin içerisini karalıyorum. Eşit ve küçük dediği için ne tarafa doğru gidiyorum? Bu taraf ne taraf? Eksi sonsuz. Bunu göremeyen arkadaş şunu yazmalı artık. Çözüm kümesi eksi sonsuz açık aralığıyla eksi 7 kapalı aralığında olmak zorundadır. Oldu mu? Hadi geçelim. Temel soru bitti. Bitti diyorum ama aslında yine benzerleriyle devam edeceğim. Eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x doğal sayısı vardır? Burada da kritik nokta bu. Sorunun zorluğundan değil. Bazen sorunun içerisine serpiştirirsin. Şimdi bakıyorsun tabanlara. Hocam birden büyük. Biz problem olmaması gerekiyor. Aynen öyle. Üstlerde ne yazıyorsa eşitsizliği aynen kullanmamız gerekiyor. Herhangi bir değişiklik yapmadan. 2x artı 13'ü de yazdım. Bunu bu tarafa aldım. 4x'ten 2x çıktı. 2x kaldı. 13 eksi 1 karşıya attım artı 1. 2x küçüktür dedim 14. Her tarafı 2'ye böldüm. X küçüktür 7. Bitti mi bitmedi? Burada çözüm kümesi falan değil derdim. Burada doğal sayı vardır diyor. Şimdi bak geriye doğru say. 6'yı alırım. 5'i alırım hocam. 4'ü alırım. 3'ü alırım. 2'yi alırım.
Biri alırım doğal sayı diyor. Sıfırı da alırım. Toplam kaç tane sayı aldım? 7 tane sayı aldım. 7 tanedir dedim. Vurdum cevabı 7'ye. Hızla hiç vakit kaybetmeden de bakalım. Geç bakalım yan tarafa. Kritik evet. Şimdi diyorsun tabanlar süper hocam. Oo hocam ben bu soruyu yaparım. X artı 1 büyük eşittir 2x eksi 1 derim dediğin an. İşte bak eşitsizlikler. Sazanlar abi. Sazanlar. Tam da bu noktada sazanlar. Neden dersen bak büyük eşit gözüküyor. Ne var hocam? Ama tabana bak 3 bölü 4. 3 bölü 4 dediğim sayı kaçtan küçük? Birden küçük. Birden küçülse eşitsizlik yön değiştirir. Yani sen buraya geçerken x artı 1 büyük eşit yazacaksın. 2x eksi 1 yazacaksın. Anlaştık mı? Problem var mı burada? Tamamdır. Aldım bunu bu tarafa attım. Aldım bunu bu tarafa attım. 1 burada. Eksi 1 yanına geldi artı 1. Büyük eşit dedim. 2x bir de x'i çıkarttım tabii karşıya geçince. Küçük eşittir. X kaldı 1 1 daha 2 yaptı. X dediğim sayı 2'den küçük ve eşittir. Tamam. Az önceki muhabbeti biliyorsun. Çözüm kümesini yazmazsan puanlar gidiyordu. Eksi sonsuzdan 2'ye kadar ama dikkat edeceğim nokta burada ne? Bir dakika eşitsizlik yön değiştirir dedim hocam. Hocam eşitsizlik yön değiştirir dedim. Aynen öyle. Eşitsizlik niye yön değiştirmedi? Bana mı öyle geldi? Ben değiştirdim sandım. Ben değiştirdim sandım. Sazan tayfa. Aynısı oldu hocam. Ben sizi seni yokluyorum. İyi misin? Uçmuyorum, uçmuyorum. Sen iyi misin? Onu soruyorum. Takip ediyor musun beni? Ediyorsun değil mi? Bak Twitch uyan. Twitch uyanmış zaten tamam. Twitch uyanmış. Eşitsizlik yön değiştirdi. X2'den büyük eşit. X2'ye eşit olabilir ya da daha fazlası olursa artı sonsuza kadar yolu var dedim. Tamam. Hadi gönder gelsin. Şimdi rasyonel ifadelerde de bir bakalım. İlla öyle birden küçük olacak değil. Bazen kafa karıştıracak da olabilir ama daha ne kadar zorlayacaksın ki bu kadar bu. Konu bu kadar arkadaş. 13 bölü 9. Buna dokunmuyorum. Diyorum ki 3x eksi 8 var. Büyük eşit dedim. 169'u biliyorsun 13'ün karesi. 81'i biliyorsun 9'un karesi. Bunun da üstüne 2 yazıyorsun. Şimdi bakalım tabanlar eşit mi? Tabanlar eşit. Peki 13 bölü 9 dediğim sayı birden büyük müdür? Büyüktür. O zaman nasıl kullanacağız eşitsizliği? Aynen kullanacağız. Bu arkadaşı alıyorum 3x eksi 8 büyük eşit 2 mi yazıyorum? 3x büyük eşit 8 2 daha 10 yazıyorum. Her tarafı 3'e bölüyorum. 10 bölü 3 geliyor. Ama bak soru kritik bir şey sormuş burada. Herhangi bir aralık istemiyor bizden. Ne istiyor? En küçük tam sayısı nedir? X'i sağlayan. Şimdi 10 bölü 3. 3,3 bıdı bıdı diye giden bir sayı. Ben de diyorum ki ondan sonra gelebilen ilk tam sayı 4'tür. O zaman x'in alabileceği en küçük tam sayı 4'tür. Vurdum cevabı 4'e. Aa, karesi. Hocam yön değiştirmedi. Yaptı bunu. Tamam çözmemiş kimse. Ben Twitch chatine takıldım ama kimse çözmemiş. Neyse ben yoluma devam edeyim. Eksi 5 üzeri eksi 2. Onun da üstünde x var. Kritik bir soru. 25 üzeri x artı 2. Sağlayan en küçük x tam sayısını arıyorum. Bak. Eksi 5 var mı burada? Var. Burada ne var? Eksi 2 var. Bir dakika ya. Üstü çift mi tek mi? Sadece onu düşün. Bak. Hocam düşünemiyorum ben. Ben sana yardımcı olayım. Eksi 5 üzeri x'i. Sadece bu ikisini düşün. Genç. Burası nasıl sayı? Çift sayı. Peki ben sana sorarım. İçerisi eksili, yukarısı çift sayıysa cevap aslında nasıl düşünülecek? Pozitif üstü çift diye düşünülecek. Misal eksi 2 üzeri 4 ile 2 üzeri 4 birbirine eşittir. Ha içerisi eksi olmuş ha olmamış. Yeter ki üstü çift sayı olsun. Anlaştık mı? Anlaştık. Ha eksi 5 üzeri eksi 2 ha da neyse artık ya da 5 üzeri eksi 2 yazabilirsin. Çünkü eksiden kurtulmam lazım. Kritik vaka orada. Şimdi eksiden kurtuldum. Artık 5 üzeri eksi 2 yazabildiğimi gördüm oraya. 5 üzeri eksi 2 mi yazıyorum? Yazdım bunu. Üstünde de kim var? X var. Küçüktür dedim. 25 5'in karesidir. Onun üstünde kim var? X artı 2 var. Tabanlar eşit mi? Eşit. Üstleri eşitlerim. Daha doğrusu eşitsizliği aynen kullanırım. Yalnız buradan soldan gelen değere dikkat et. Eksi 2x. Dağıtarak gel. 2x artı 2 kere 2 4. Attım seni karşıya eksi 4. Aa bir dakika. Ben niye bunu bu tarafa atıyorum? Niye eşitsizliğin yönüyle oynayayım? Oynamayacağım. Bunları böyle attım. Burası eksi 4. Küçüktür 4x. Her tarafı 4'e böldüm. Eksi 1 küçüktür x dedim. En küçük tam sayı soruluyordu. X eşittir. Belki garip gelecek ama. X eşittir 0 dedim. Vurdum cevabı 0'a. Gönder. Yalnız niye kimse çözemiyor arkadaş bu soruları? Allah Allah. Allah Allah. Bir diyenler var. Bir şey diyenler var. Sıfır anca geldi. Sıfır anca geldi. Hadi devam bakalım. Hadi bakalım inşallah. Hadi bakalım bir soruyu çözeceğiz. Sınavda böylesi gelir. Hani tahmini sınav sorusu. 9 bölü 25. X üzeri eksi 4. Biraz in aşağıya. 125 bölü 27.
x artı 1 üstünde. Eşitsizliğini sağlayan x'i en büyük tam sayısını arıyorsun. Bir dakika. Şurası 9'un kuvveti, burası 9'un kuvveti değil. Demek ki bir düzenleme istiyor. Ben 9 yerine 3'ün karesi, 5, 25 yerine 5'in karesi yazsam bu ifade karesi olur. Onun da üstünde kim var? X eksi 4 var. Büyük eşit dedim, yola devam ettim. 125, 5'in kaçıncı kuvveti? 3'üncü kuvveti. 27, o da 3'ün 3'üncü kuvveti. O zaman 5 bölü 3'ün 3'üncü kuvveti yazdım. Yola bir daha devam ettim. X artı 1. Üstleri düzenleyeceğim. Hemen acele etme. 3 bölü 5 üstünde 2x eksi 8. 2 ile çarparak geldim. Büyük eşit. 5 bölü 3. 3 ile dağıtarak. Bu soru biraz zorladı mı? Ne yaptı? 3 ile dağıtarak geldim. 3x artı 3. Şimdi yorum vakti. Diyorum ki arkadaş tabanları eşit değil. Ama ben biliyorum ki 2'nin üzerine eksi 1 yazarsam 1 bölü 2 yazar. Ya da 1 bölü 3 eşittir aslında 3 üzeri eksi 1. Üstüne eksi 1 yazarsan takla attırabilirsin. Hocam kime takla attıralım? Buna mı? Buna mı? Tabii ki birden küçük olana. Kim birden küçük? 3 bölü 5 birden küçük. Kritik. Ben bunu istemiyorum. Böyle olsun istemem. Niye? Eşitsizlik yön değiştirirse sıkıntıya yaparım. Bir yerde bir sıkıntı oldu. 3 saat yayın. Yetişemiyoruz hocam. Cevap 2. Hangi soru? 3 saattir ne yapalım biz? Anlayış biraz. Mert'cim ne oldu? İşlem hatası mı yaptık bir yerde? Burada burayı kesebilirim. Bir sıkıntı oldu. Yayınla ilgili bir sıkıntı oldu. Hoca hoştu gidiyor falan mı oldu yoksa? Anlamadım. Vallahi kaçırdım. Burayı keserim olmazsa. Bir yardımcı olun bakalım. Bir yardımcı olun bakalım. Bu sorudan mı bahsediyoruz? Bir öncekinden mi bahsediyorsunuz? Yok hocam sıkıntı yok. Tamam tamam. Bekleme süresi. Tamam Mert'cim çok sağ ol. Şimdi. Aa, bir dakika. Neredesin? Gel buraya. 3 bölü 5'i takla attıracağım. Takla attırdığımda ne olur? 5 bölü 3'e dönüşür. Ama üstünü neyle çarpıyorum? Eksiyle. Artı 2x'ti. Eksi 2x. Eksi 8'di. Artı 8. Büyük eşit. Devam ettim. Yine 5 bölü 3. Buraya geldim. 3x artı 3. Oldu mu efendim? Var mı problem? Galiba yok. Şimdi devam. Bu tarafa geçelim bakalım. Hocam tabanlar ne artık? Tabanlar eşit. Yetmez. Tabanlar aynı zamanda birden büyük. Birden de büyükse aynen yazabilirsin. Eksi 2x artı 8 büyük eşittir 3x artı 3. Attım bunu bu tarafa, attım bunu bu tarafa. Burada 5 kaldı. Büyük eşittir 5x oldu. Burada 1 büyük eşittir x oldu. X'in alabileceği en büyük tam sayı tabii ki 1'dir. Aslında biz bunu böyle söylemiyoruz. Yalnız tek başına sadece... Sadece bir. Yalnızlara gelsin efendim bu sorunun cevabı. Evet. Üstünde eşitsizlikler bu kadar. Denklemleri anladıysan eşitsizliklerde tek dikkat edeceğin noktayı söyledim. Birden küçükse mevzusu. Şimdi ileride işine yarayabilecek, bazen testlerde karşına çıkabilecek bir soru tarzına bakacağım. Önce biraz saçma gelecek. Öbür sayfayı çevirince he dedirttireceğim bir sayfa. Acele etme tamam mı? Hemen yorum yapma, bekle. Üstü ifadelerde basamak sayısı sorulduğunda verilen sayıları onun kuvvetleri şeklinde yazmak işini inanılmaz kolaylaştırıyormuş. Nasıl kolaylaştırıyor bakalım. 2 üzeri x. 5 üzeri x kaça eşit? 10 üzeri x. Hocam bunu biliyoruz. Üstler eşitse tabanlar çarpılır. Peki bunu nasıl yazabilirim? Önce bir seni bir yola getiriyorum bak. 2 çarpı. 2 çarpı 5 yazsam. Bu birleşir mi? Birleşir. 2'yi kenara koysam. 2 kere 5'ten 10 yapar mı? Yapar. Peki bu çarpma işleminin sonucu kaç basamaklıdır? Bak 10 üzeri 1 var. Burada da tek başına 2 var. Buradan bir basamak geliyor. Onun üstündeki birden bir tane de 0 buradan geliyor. Bir basamak da buradan yaptı mı bize 2 tane basamak? 2 basamaklı bir sayıdır. Hocam ne var? 10 ile 2'yi çarpaydım. Cevabı hemen söylerdim diyeceksin. Evet çok kolay o. Biliyorum biliyorum. Bir sonraki sayfa için altyapı yapıyorum. Acele etme. Devam. 2 üzeri 3, 5 üzeri 4. Bak şimdi. Burada üstleri eşitlememiz lazım. Nasıl eşitlersin? 2 üzeri 3'ü yazarım. 5 üzeri 3'ü de yazarım ama bana bir tane daha 5 lazım. Niye? Toplamda 4 yapsın. Şimdi bunları birleştiririm. Ne yaptı burası hocam? 10 üzeri 3. Ne yaptı yan taraf? 5. Çarpıp bulurum cevabı. Kaç basamaklı olduğunu bulurum. Bak işlemin sonucuna takılmıyorum. Sadece kaç basamaklı olduğuna takılıyorum. Burada bir basamak bundan geliyor. 3 tane 0 koyarsan sonunda 3 basamak. 3 basamak bir basamak da 4 basamaklı bir sayıdır. Hala aklının bir köşesinde. Hocam iyi misin sen? İyi misin hocam sen? Ya hocam çarparım sayıyı, kaç basamaklı olduğunu bulurum diyorsun. Ya kardeşim acele etme. Ya bir sabır ya, bir sabır. Bak söylüyorum sana. Bak şimdi. Burayı yazıyorum. 10 üzeri kaç mı? 1, 2, 3, 4. 10 üzeri 4.
Ama bu sayı 4 basamaklı değildir. Niye? Önde bir de 1'i vardır. 5 basamaklı bir sayıdır. Yanında hiçbir şey yoksa burada 1 var kabul edeceğiz. 1 basamak öyle. Mesela 87, bak işi iyice yükseltmeye başladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 üzeri 6 mı burası? Öyle. 6 basamak buradan. 2 basamak buradan. Ne yaptı? 8 basamaklı sayı yaptı. Şimdi dedin ki oluyor galiba. Anlamaya... Tamam işte bunu anlatmaya çalışıyorum bir saattir. 978 çarpı 10 üzeri 2. Diyorsun ki burası 2 basamaklı. Burası 3 basamaklı. 2, 3 daha. Hocam 5 basamaklı. Olay bundan ibaret işte. Bunu anlatmaya çalışıyorum sana. Ama gel, asıl sorusu ne hocam bu işin? Asıl sorusu bu işte. Bak, sayılar büyüyünce kaç basamaklı olduğunu görmek daha zor oluyor. Ama şimdi diyorsun ki ben yaparım bu soruyu. Yaparsın tabii. Bak şimdi. A eşittir 2 üzeri 20 çarpı 25 nedir? 5'in karesidir. Şimdi bak şöyle yazayım. 5'in karesidir. Onun da üstünde kaç var? 10 var. 10'la 2'yi çarptım, 20 yaptı. Oldu mu? Oldu. Üstler eşit mi? Eşit. O zaman tabanları çarparız. 2 kere 5 10. Üstü 20. Şimdi sorarım sana, bu kaç basamaklı bir sayı? Buradan kaç basamak geliyor? 20 basamak geliyor. Önünde görünmeyen biri 1 var. O da bir tane basamak. Doğru cevap 21 basamaklıdır. Birçok arkadaş 20 diye atlayabilir burada. Ama sen o sazanlananlardan olma. 21 diyenlere selam olsun. Devam bakalım. 16 üzeri 3. 125 üzeri 3 sayısı kaç basamaklıdır diye sorduk. 16 üzeri 3. Hemen 2'nin kuvveti şeklinde yazacağız. 2 üzeri 4'tür. Onun da üstünde kaç var? 3 var. 3 kere 4 12 hocam. 125, 5 üzeri 3'tür. Onun da üstünde kaç var? 3 var hocam. 5 kere 3 kere 3, 9. Burada kime göre hareket edeceksin? Üssü küçük olana göre. Kim küçük ona bakacağız. Kim küçük hocam? 9. O zaman 12'yi açacağım. Nereye kadar? 5 üzeri 9'a kadar. Şimdi önce 2, üssü 9'u yazdım. Çarpı. Benim 9 tane var elimde. Ama 12 taneydi toplamda. 3 tane elimde kaldı. Değil mi? O 3 taneyi de eklemem lazım. Şimdi 2 üzeri 12 yaptı. 5 üzeri 9 yalnız kenarda takılıyor. Ama diyor ki 2 üzeri 9 gel birleşelim. Onlar birleşiyor, 10 üzeri 9 oluyor. O nasıl bir 9'du? O nasıl bir 9'du? Düzeltiyorum, 10 üzeri 9 oluyor. Buradan 2 üzeri 3 geliyor. Süper. 2 üzeri 1 açar mısın bana? Açtın. 8 mi geldi? Yapıştır. Buradan kaç geliyor? 10 üzeri 9 geliyor. Şimdi yorumlayalım. Buradan kaç basamak geldi? 9 basamak. Burası kaç basamaklı sayı? 1 basamaklı sayı. Toplamda kaç basamaklı bir sayı oldu? 10 basamaklı bir sayı oldu. Başka, oho, orada farklı sayıları toplayanlar oldu. Cevap 10 basamaklıdır. Vurdum cevabı 10 basamağa. Şimdi gel dedim benle. Gel dedim benle. Farklı tipte sorular. Artık formatı iyice değişti. Sıralamaya da az kaldı. 2 soru, sonra sıralamaya geçiyorum. 2 üzeri x'e a diyelim. 5 üzeri x'e b diyelim. 200 üzeri x'e. Aslında az önceki mantığa yakın tipte bir soru. Benim önce 200 x'e odaklanacağım. Bunu 2 ve 5'in kuvveti diye ayıracağım. Bak şimdi 200'ü bir ayıralım bakalım. Eşittir dedim. 2 dediğim sayı 200 dediğim sayı 2 çarpı 10'un karesi mi? Evet. 2 çarpı 10 dediğim sayı 5'in karesi çarpı 2'nin karesi mi? Evet. Şunların tabanlarını eşitlediğime göre üstlerini toplarım. 2 üzeri 3 çarpı 5'in karesi. Oldu mu efendim? Oldu. Peki sorarım sana. 2 üzeri x'e gideceğiz değil mi şimdi? Gel gidelim. 200 üzeri x eşittir. 200 yerine ne yazabilirim işim? 2 üzeri 3, 5 üzeri 2 ama üstünde x var. Üstün üstüne yapılır çarpılır. Dağılma bende kal. Kopma. Bir gittin sanki. Bir yakaladım seni. Aman diyeyim. Gel bana. Aa ne oldu? Nereye gitti? Sayfa nerede? Burada. 2 üzeri 3x çarpı 5 üzeri 2x oldu. Oldu mu efendim? Oldu. Peki şunu düzenleyelim tekrar. 2 üzeri x üzeri 3'tür bu. Üstlerin yerini değiştirebiliyorum ya. Üstünde 2'dir bu. 2 üzeri x bariz a'dır. 5 üzeri x bariz b'dir. O zaman cevap a'nın kübü çarpı b'nin karesidir dedim. Vurdum cevabı a küp b kareye. Oh be, çok şükür bitirdim dedim. Devam mı bakalım? A küp b kare doğru cevaptır. Sıradaki sorumuz gelsin. Sınavda sorarsak böyle sorarız. Daha da zorlarız. Ama biz ne yapacağız? 2'ye, 3'e, 5'e bakacağız. Verilen sayıyı ona benzeteceğiz. Misal sayımız 360. Bak çarpanlara ayırmayı ne kadar kolay yapıyorum. 36 çarpı 10 mu? 36 ne demek? 6'nın karesi. 10 ne demek? 5 çarpı 2. Var mı sıkıntı? 6'nın karesi demek 2'nin karesi çarpı 3'ün karesidir. O da 5 çarpı 2'dir. 6'nın karesi 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi. 2 kere 3 6 olduğu için. Gör artık onu. Buradan ne yaptı bu?
2 üzeri 3 yaptı. Burası ne yaptı? 3'ün karesi yaptı. Burası ne? Çarpı 5. Hadi gel bitirelim. 360 üzeri x dediğim sayı aslında şöyle yazılabilir. 2 üzeri 3, 3 üzeri kare, 5 üzeri tamamının üstünde x. Şimdi yorumlayalım. 2 üzeri x üssü 3. Bak bununla bunu çarptım, yerlerini değiştirdim. Bununla bunu çarptım, 3 üzeri x yerlerini değiştirdim. Direkt yazabilirim 5 üzeri x. Adam 2 üzeri x'i bağıra bağıra vermiş. Demiş ki a'dır o, üstünde de küp var. 3 üzeri x'i bağıra bağıra vermiş. B'dir o, üstünde var ikisi. 5 üzeri x bağıra bağıra vermiş. C'dir o, a küp, b kare, c'dir. Vurdum cevabı. Gönder. Gönder sıradaki dedim güzel arkadaşım. Hadi bakalım devam. Üstlü sayılarda sıralama. Artık noktayı koyma vakti. Üstlü sayı bitiyor. Sonuna geldik. Ayrılık vakti. Keşke görseniz kaç yayındır yazıyorum hocam demiş. Gördüm devam ettim. Üstlü sayılarda sıralama yaparken iki tane madde var. Ama soru üstünden öğreteceğim yine. Tabanları birden büyük olan üstlü sayılarda üssü büyük olan büyüktür. Çok mantıklı. Tabanları pozitif. Üsler aynı olan üstlü sayılarda tabanı büyük olan büyüktür. Ama en güzeli soru içerisinde öğreneceğiz. Son sayfaya geliyoruz. Toplamda 15, 11. sayfadayım. A üzeri 3 üzeri 3 üssü 4. Hocam bunda ne var? Bunda bir şey yok. Üssün üssü ne yapılır? Çarpılır. A sayısı 3 kere 4'ten 12. Geldim B sayısına. 3 üssü bak 2 üssü 4 var. 2 üssü 4 kaç? 16. 3 üssü 16. C sayısı üssün üssü çarpılır kaç? 36. Arkadaş burada bakacağımız yer tabanlar eşit mi eşit? Birden büyük mü büyük? Neye dikkat edeceğim? Üslere dikkat edeceğim. En büyük olan C'dir. Sonra B'dir, sonra da A'dır. Vur cevabı. Tabii bu kadar kolay gelir mi? Gelmez. C, B, A. Tebrikler. Ama sıradakine gidelim. Bak bir de ona bakalım. A üzeri bıdı 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 B. Abi bu soru güzel. Bu soru diğerlerine benzemiyor. Sınavda sorarsak böyle sorar hocam. Şimdi bak bu sorular nasıl çözülecek ona bir bakalım. A üzeri 3 üzeri 45. B 2 üzeri 60. C 5 üzeri 30. Olduğuna göre sayılar arasındaki sıralamayı bulun dedik. Ne tabanlar aynı, ne üsler aynı. Bu tip sorularda üsleri birbirinin aynısı yapmaya çalışacağız. Hocam aynı değil ki nasıl aynı olacak? Yapmaya çalışacağız. Ben de onu söylüyorum işte. Bak şimdi 45, 60, 30. Bu sayıların OBEB'ini bulacağız. İlk soruyu şöyle uzun uzun çözeyim. Bir daha uzun uzun çözmeye gerek kalmayacak. 2'ye böldüm 45. Niye böyle yapıyorum anlayacaksın şimdi. 30, 15. Böldüm bir daha 2'ye. 45, 15, 15. Hocam hepsi 15'e bölünüyor. Aslında böyle yapılmaz ama neden böyle yaptığımı anla artık. Hızlı yapmaya çalışıyorum. Burası 1. Hepsinin bölündüğü sayıları buldum. Tamam pardon 3 yok. 3'ü hepsi bölmüyor. Özür dilerim. Bir saniye. 3'ü yanlış yaptık. Heh, şurası 3 hepsini bölmüyor. Demek ki bunların OBEB'leri kaç? OBEB'i biliyorsun. Geçenlerde anlattık onu da. 45, 60, 30. Hepsinin ortak bölünebildiği sayı 15. Demek ki bu sayılar 15'te buluşabilir. Nasıl buluşacaklar hocam? Bak şimdi. A sayısı 3 üzeri 15'i yazalım. Çarpı bir de 45'e gitmek için ne gerekir? 3 gerekir. 45 oluyor. Oldu mu? B'ye gel. Abi nereden bağlıyor? Soruya bak. 15'i yaz. Çarpı 4 müdür? Çarpı 4'tür hocam 60 yapar. Gel C'yi yaz bana. 5, 15 çarpı 2 midir? Aynen öyle. Devam ettim. Bu sayıyı böyle yazsam sen bana bir şey der misin? Demezsin. Aynı mantığa geliyor. Bu sayıyı böyle yazsam keza yine bir şey demezsin. Bir de bu sayıyı şöyle yazalım. Bir dakika. Nerede kalıp sileyim? Ha. 5 üzeri 2 üssü 15. Aa yazamadım. Yazamadım bekle. 15. Oldu mu şimdi? Artık cevap vakti. 3 üzeri 3 kaçtır? 9 üzeri 15. Vallahi hepsinin üstü 15 oldu. 16 üzeri 15. Efsane soru. 25 üzeri 15. Vay. Al bu soruyu götür TYT'ye koy. Orada çıkar. O tatlı bir soru yani. Peki en büyük sayı hangisi? C. Sonra kim? Bakıyorum. B. Bir dakika en büyük sayı C değil mi ya? 300, ana 3 üzeri 3'e 9 yazdım ya. 27 ben seni test ettim. Ama olur arada. Evet en büyük sayı A. Sonra C. Sonra B'dir dedim. Vurdum cevabı. Geçtim sonrakine. Düzeltmeyi yaptım. Tamamdır. Peki. Böyle ne yapacağız? Hocam tepeye rasyonel koydular. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Fikrin ne? Şimdi tabanlar farklı. Üstleri birbirine eşitlemeye çalışacağım. Ne yapacağım o zaman? Nasıl eşitleyebilirim? Şöyle eşitleyeceksin. Oranın da taktiği var. Önce
tıpkı işlem yapıyoruz yani böyle toplama, çıkarma işlemi rasyonel sayılarda paydalara eşitleyeceğiz. Nerede eşitlenir? 2, 3, 4, 12'de hocam. 12'ye gidelim. 6 ile çarparım. 12'ye gidelim dedim sana. 6 ile çarptım. Bunu kaçta çarpacağım? 4 ile. Bunu kaçta çarpacağım? 3 ile. Kesirli sayılarda, rasyonel sayılarda genişletme yaptığımızda sayının değeri değişmiyor biliyorsun. Şu an sayının değerini hiçbir şekilde değiştirmedim. 4 bölü 12. C sayısına geldim. 5 üssü 3 bölü 12. Buraya kadar her şey tamam. Son bir müdahale daha yapacağız sorumuzda. A eşittir 3 üzeri 6 desem, üstüne de 1 bölü 12 desem itiraz eder misin? Etmezsin. B sayısı 2 üzeri 4, üssü 1 bölü 12 desem ne itirazı hocam? Yol senindir, buyur önden dersin herhalde değil mi? Ne diyeceksin ki başka ya? Bunu da yazdık mı? Hepsinin üstü birbirine eşit mi? Eşit. Artık tabanı kimin büyükse o kazanır. Tabanına bakacağız. 3 üzeri 6. Abi zaten çok büyük bir sayı bu. Şimdi 3 üzeri 4 ne yapıyordu? 81. Bir de bunu 9 ile çarptığını düşün. Baya baya büyük. Çarpmana gerek yok sınav anında. 2 üzeri 4 16. 5 üzeri 3 125'ti değil mi? En büyük kim? A seçeneği. Sonra kim? Yine C. Sonra kim? B. Üstü sayılar rasyonel de olsa yapabileceğim mevzu budur. A, C, B. Hadi devam. Sınavda gelir günün son sorusu. Bombasını patlatıp noktayı koyalım ama çok tatlı bir soruyla bitiriyorum. Bu belki kural olarak anlatılmaz. Belki örneği bile çözülmez ama ÖSYM sınavında bu sorunun benzeri çıktı. Hocan senden bu mantığı isteyebilir. Nasıl mı? 2 üzeri A 17, 2 üzeri B 30, 5 üzeri C 24. Hocam hiçbir şey vermemiş. Nasıl eşitleyeceğiz bunları? Bunları eşitlemeyeceksin. Bunları tahmin etmeye çalışacağız. Bakın. 2 üzeri A'yı aldık. 17'yi göbeğe yapıştırdık. Dedim ki bu bir şeyden küçük abi. Neyden küçük bu sayı? 2'nin üstüne öyle bir sayı yaz ki 17'yi geçsin. Ama çok geçmesin. Ta uzağa gitme. Dibine gel. 2 üzeri 4 yazsam 16 olur. Olmaz. 2 üzeri 5 yazsam ne olur? 32 olur. Hocam yakın dedin ama en yakını bu. 2 üzeri 4'ü bu tarafına yazarsın dersin ki 16'dır. Arasında kaldı mı kaldı. O zaman ben de diyorum ki eşitsizlik tabanlar eşit olduğu için aynen geçerlidir. 4 küçüktür A'dan, A da küçüktür 5'ten. Nasıl bağladık olayı? Çok tatlı. Gel bir daha. 3 üzeri B'ye bakalım şimdi. 3 üzeri B kaça eşit? 30'a eşit. Kimden küçük hocam? Şimdi 3'ün üstüne öyle bir kuvvet yazalım 30'u geçsin. Çok değil. 4 yazdım. Bayağı geçiyorum ama yapacak başka şansım yok. 3 üzeri 3'ü yazdım buraya. Burası kaç? 27. Oldu mu efendim? Oldu. Bak 3, B, 4. O zaman yazalım. 3, küçük B, küçük 4. Oldu mu? Güzel. Bak A 4 ile 5 arasında, B 3 ile 4 arasında. Sence kim daha büyük diye bir soru sormayacağım tabii ki. Devam edeceğim yoluma. 5 üzeri C'ye geldik. 5 üzeri C eşittir 24'e. Küçüktür küçüktür. Kimden küçüktür 24? 5 üzeri 3'ten. O nedir? 125'tir. Hocam 5 üzeri 2 nedir? 25'tir. Bak tam var. Ne olur. 25 tamam bir dakika. 5 üzeri 2 25 yapıyor da 25 büyük. Yanlış yazdık. O zaman daha yakın bir sayı yazalım. Ben bir an daha yakın düşündüm. 5 üzeri 2. 5 kere 5. 25. Tamam. 5 üzeri 1. 5. Demek ki böyle olacak. 1. C. 2. Hadi gel yazalım. 1. C. 2. Burası da bitti. Yeter artık diyorum. Şunları şöyle bir çizelim bakalım. En büyük sayı hangisi? Tabii ki A. 5 ile 4 arasında. Ardından B. Ardından C'dir dedim. Vurdum cevabı A, B, C'ye. Olayı bitirdim arkadaşlar. Yaklaşık. Evet. Bitirdik. Bu dersi de bitirdik ama son bir şey daha kaldı. Gönder gitsin diyorum. Şimdi sıra sende. Sen şimdi hiç ara vermeden hadi gel bunu bir sırala. Videonun yorumlar kısmına yaz bunu. Doğruysa kalpleri al ama doğruysa dedim ona göre. Ve nihayet her ayrılık hüzünlüdür. Ama rehber matematikteki ayrılıklar hüzünlü değildir. Çünkü bir sonraki dersin habercisidir. Bir sonraki konunun habercisidir. Yeni başlığımız köklü sayılar diyeceğiz. Orada görüşeceğiz. O zamana kadar kendine iyi bak. Hoş kal. Hoşça kal.